Merhaba sevgili hemşerilerim, sevgili sahililer. Covid-19 günlerinde sahili sohbetlerinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Seni özellikle başlayan ilk sohbetimiz, onursal başkanımız Hayati Ertuğrul'la devam etti. Şimdi de, hayır, dün, 2 akşam önce de Doçent Doktor Kamer Gür ile sürdü. Onları tanımaya çalıştık. Farklı yönleriyle tanımaya çalıştık. Şimdi de bugünkü konuğumuz İbrahim Yüksel Salli, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı. Az sonra bağlandığımızda onunla da sürdüreceğiz. Yavaş yavaş o da katılacak. Merhaba, ben İbrahim abi. Merhaba Cengiz Bey. Merhaba. Şimdi başlangıçta şu ana kadar dördüncüyü yaptığımızı ilettim. Arkadaşlara sizden de biraz bahsetmek istiyorum. İbrahim Yüksel, Sahalli Ticaret Odası Başkanı. Sahalli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı. Sahalli'de biraz farklı bu. İzmir'de Ticaret ve Sanayi Odası ya da tersi. Neyse, birazcık daha farklı yönleriyle tanımak istiyoruz. Hepiniz tanıyorsunuz İbrahim Yüksel deyince Salli'nin siyasi ve ticari hayatında önemli yeri olduğunu herkes biliyor. Birazcık özel hayatı, birazcık çocukluktan bugüne kadar gelişiyle başlayıp tanımak, bilgi edinmek istiyoruz. Herkes de bu konuda farklı bir tarafını tanımış olacak İbrahim abi. Tanımayanlar için tekrar tanıtayım. Ben Cengiz Ülkü. 66 doğumluyum. Salihli Kelimhanesi'nde doğdum. Liseyi bitirdim. Salihli Lisesi'ni. Ondan sonra Ege Üniversitesi. Ondan sonra da esnaflığa başladım. Karşıyaka çarşısındayım. Salihler Derneği Başkanlığı yapıyorum 2 yıldır. 1 yıldır. Eşim de Salihlili. 2 kızım var. Karşıyaka'da yaşıyoruz. İnsanlık tarihinin en şiddetli hastalığıyla karşı karşıyayız. Bugünleri değerlendirme adına böyle bir faaliyeti derneğimiz uygun gördü. Çok da güzel insanlarımız var. Bu insanlarımızı çıkarmak, tanımak, tanıtmak istiyoruz. O sebeple de başladık böyle bir şeye. İbrahim abi, şöyle çocukluktan başlayarak sizi tanımaya başlayalım. Doğduğunuz yer, okullar vesaire. Tamam. Bizim. Teşekkür ederim. Öncelikle İzmir'de Sahiller Derneği'ni kuran kurucu üyelerimiz Ataman Sarıgedik, Cengiz Üretmen, Behçet Yavuz, son dönem birlikte çalıştığımız Hayati Ertuğrul Başkanıma ve size teşekkür ediyorum. İzmir'de Sahillilik misyonunu, Sahillili olmanın, hemşeri olmanın özlemini orada gideriyorsunuz. Bundan dolayı başkanlarımıza, yönetimde görev alanlara, size İzmir'de destek olan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum Sahiller adına, Sahil tanıtımını yaptığınız için. Yine tabii evde niye kaldık? Covid-19 sürecinde canla başla çalışan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza, hemşirelerimize ben canı gönülden kutluyorum. Bizler korona vakası çıkan sokağa girmezken bu arkadaşlarımız virüslü hastanın yanına girip onları iyileştirme anlamında canla başla çalışıyorlar, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan. Biz kendilerine minnettarız, teşekkürüz, teşekkür ederiz. Yine tabii ticaret sanayi odası olarak Manisa'daki odalarla, borsalarla birlikte sağlık kurumlarımıza elimizden geldiğince bu süreçte maddi manevi destek olmaya çalıştık. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Salihli Devlet Hastanesi'ne her konuya destek veriyoruz. Destek verdik. Onların desteği tabii can siperhane çok daha önemliydi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Daha çok nasıl destekler verdiniz?
Daha çok nasıl destekler verdik? Bir takım şeylerin alınması yasak, özel sektöre yasak getirildi. Sadece devlet kanalıyla alınabiliyordu. Biz Manisa Ticaret Odamızın başkanlığında, Mehmet Başkanımızın başkanlığında 13 oda ve borsayla birlikte oraya maddi olarak herkes odasının gücü oranında bir destek verdi. Artı yine Salihli Devlet Hastanemize onların alışveriş ettikleri firmalara maddi destek vererek onların tulum, maske, gözlük gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Evet sevgili Cengiz'im İbrahim Yüksel, ben 1954 yılında Kösali köyünde doğdum. Kalabalık bir aileden geliyoruz. 7 kardeşiz, 5 kız kardeşim, 2 de oğlan kardeşiz. İlkokulu Kösali köyünde bitirdim. Son 5. seneyi Salihli 5 okulunda, 5 Eylül okulunda bitirdim. Ortaokulu yine Salihli'de ve akşam ticaret lisesini Salihli'de okuyarak üniversiteyi de o zaman Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak Manisa Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'nu bitirdim. Daha sonra askerliğimiz işte Eridir Dağ Komando Okulu ve Edirne'de tamamlayarak Salihli'ye 1980 yılında döndüm. 80 yılında dönüşümle birlikte sevgili eşim Yıldız Yüksel'le evlendik. Bu sene de 40. yılımızı kutlayacağız inşallah. Maşallah. Evet, Nice 40 yıllara. güzel bir birlikteliğimiz var. Allah bozmasın. Herkese Allah korusun. nasip etsin. 82 yılında o zaman oğlum Ali Yüksel dünyaya geldi ve o sene bizim için de mutlu bir yıldı ve biz de iş hayatına başladık. Abim Alaaddin Yüksel'le birlikte Salihli'de motosiklet ve kamyonet, Skoda kamyonetleri bayiliğine birlikte ortak olarak açtık ama çok cüzi bir sermayemiz vardı. Mütevazi bir iş yerindeydik. Bu iş yerimizde işte eczaneden diğer gelirleri vardı. Benim tarımdan gelirlerim vardı. 7-8 sene para çekmeden firmanın büyümesini sağladık. 86 yılında da kızım Aslı dünyaya geldi. Artık 90 yılına geldiğimizde Salihli bize dar gelmeye başladı. İş yaşamını Ege'ye yapmamız gerekiyordu. Biz bu 8 yıllık süreç bazında hem vergide ilk 3'e girmeye başladık Salihli'de, hem satışlarda Ege bölge birinciliklerimiz, Türkiye ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz kısa bir dönemde bunlara ulaştık. Daha sonra 86-90 yılına geldiğimizde de İzmir'e iş yeri açmaya karar verdik. Rahmetli annem ve babam sağdı, dediler ki işte biz burada birinizin kalması gerekiyor. Yani hastalık var, sağlık var, başınızda birinin arazide Evet. var. Dolayısıyla abim daha İzmir'de okuduğu çevresi olduğu için abim o dönemde İzmir'e giderek orada iş yaşamına başladı. Ben de 90 yılında Salihli'de kalarak bugünkü iş yaşamıma devam etmeye başladım. Köyde yaşayan kardeşleriniz var mı hala? Biz 5 kız kardeşim var. Birisi İzmir'de, 4'ü Salihli'de. Ama hepimizin köyde evleri var. Sizin nasıl İkele'ye geldiğiniz gibi. Evet, Biz de evet. Kösali köyüne gideriz. Rahmetli babamızdan kalan bir evimiz var. Onu da abimle birlikte restore ettirdik. Zaman zaman yazın gidip köyün o havasını koklamak isteriz. Köydeki işte çocukluğumuz köyde geçti. O insanlarla birlikte olmak bizlere haz veriyor. Dolayısıyla Evet. köyle ilişkimizi kesmedik, devam ediyoruz. Tabii bu süreç zarfında yeni bayilikler, yeni işler oldu. Gittikçe büyüttük. Daha sonra 2005 yılına doğru oğlum devamlı yanımda çalışıyordu. Gerçi çıraklıktan işte küçük kısa pantolonla şirket çalışanları öyle derler. Senin kısa Evet. geldiğini biliyoruz Ali diye. 95 yıl 2005 yıllarında Ali de bilfiil iş hayatına
katıldı. Birlikte şu an çok güzel bir şekilde götürüyoruz. Tabii Büyük çocuk oranda sizi rahatlattı tabii daha, böyle bir durum. tabii ki çocuklar daha Evet. aldılar. Sermaye birikimlerini yaptığımız için de bize göre daha başarılılar. Benim iş hacmimi 3'e 4'e 5'e katlayarak gayet güzel bir şekilde götürüyoruz. Kızım öğretmen oldu, o öğretmen. İşte oğlum evlendi, eşi ve bir torunumuz Doruk Yüksel var. Kızımdan da Kerem Tüylü torunum var. İki erkek torun sahibiyiz. Çok Tabii güzel. bunlar iş yaşamımızdaki gelişmeler. Şu an iki araç bayiliyle hayatımıza devam ediyoruz. Ben de Skoda bayiliğinden beri. Evet. Hatta sanki Lada bayiliği yaptınız mı diye aklımdan Hyundai kalmış. Hem bayi. Skoda hem Lada, değil mi? Evet. Sonra Hyundai. Hyundai. Şimdi Evet. Isuzu Honda İşte. motosikletleriyle devam ediyoruz. İzmir'de abim Hyundai ve Honda motosikletleri Evet. devam ediyor. Zamanında tabii isabetli bir sektör seçmişsiniz. Gelişime açık ve en çok geliştiği dönemler. Biraz daha geriye gittiğimizde şöyle üniversite hayatı ve o yıllar, özellikle 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda, 60'ların başına doğanlar 1980 yılını sağ salim atlatmaları mucizeydi. O Mucizeydi. dönemler nasıl geçti? Ne yaptınız? Bölümünüz neydi? Ben Maliye Muhasebe bölümünde okudum. Tabii 74'lü 75'li yıllardı. Dediğiniz gibi o dönem Türkiye için çok karanlık, kötü bir dönemdi. İnsanların bir kısmı işte solcu, bir kısmı ülkücü diye ayrılarak insanlar birbirlerine kırdırıldı. Yani o dönemi sağ salim atlatarak geldik. Evet. Yani kötü bir süreçten geçti Türkiye o dönemde. Evet. Daha sonra tabii Evet. kendimden bahsetmeye devam edip 2005 yılından sonra oğlum işe katıldıktan sonra artık dediler ki sen pardon bu dönemde Salihli'de işte 92 yılında kurulan Rotary Kulübü'nün kurucu üyelerin arasındaydık. 25 yıl üyelik yaparak çok güzel dostluklar kurduk. Daha sonra Ticaret Odası meclis üyeliğine önerdiler ve ben Önce bir siyasi taraf var yok galiba. önce Ticaret Sanayi Odası meclis üyeliği 2 dönem orada meclis başkan vekilliği yaptım 2 dönem Ali Bülent başkanımızın döneminde. Evet. Daha sonra o dönemde dediler ki artık siz biraz daha siyasete de katılmanız gerekiyor iş dünyasını temsilen diye ben Evet. Evet. o Tamam. dönemdeki başkanımız işte Zafer Öztok'la bizi bir arkadaşımız daha katıldı zannedersem üçümüzü birlikte önerdi Mustafa Orokay'ın ilk seçimlerindeki meclis üyeliğine. Ve biz seçilerek 2 dönem ben Mustafa Roka ile birlikte Salihli'de belediye meclis üyeliği yaptım. Belediye meclis üyeliğimin devam ettiği sürece de 2013 yılındaydı. Yine her türlü görüşten arkadaşın yani benim görüşümde olan olmayan yoğun bir şekilde Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na önerildim. Evet. Bir süre kararsız kaldım. Son 28 gün kala karar verdik ve girerek seçimleri yüksek bir oranda kazanarak geldik. Evet. 5 yıl öyle yönettik. 5 yılın sonunda yine seçimlerde. Tabii bizim odayı yönetim şeklimiz şeydi. Siyaset üstü bir yönetim. Her siyasi görüşün temsil edildiği bir yönetim, meclis. Kimseyi ötekileştirmeden, Kürttü, Türktü, Lazlı, Çerkezli demeden, siyasi görüş Sadece solcu bütün demeden. arkadaşları yönetimde değerlendirme, komisyonlarda değerlendirmeye çalıştık. Tabii böyle olunca da bu bizi ikinci dönemde seçimleri kazanmamızı daha rahat sağladı. İşte 17 meslek grubunda 37 meclis üyesi var. Her meslek grubunda rakip
diyelim artık seçimlere katılan arkadaşlar Evet. oldu. Ama biz 17 meslek grubunda 37-0 alarak yaptığımız işin yönetim şeklimizin ne kadar doğru olduğunu insanlar görmüş oldu. Biz bakış açımız da odur. İnsanları insan olarak değerlendiririz. Siyasi görüşleri ikinci plandadır. Her insanın mutlaka siyasi görüşü olması gerekir diye düşünüyoruz. İşte benim odada siyaset yapmam yasak derim ama meclis üyesi arkadaşlarımızın meclis üyesi, belediyede meclis üyesi olması konusunda da hangi siyasi, dünya görüşleri doğrultusunda hangi siyasi partiden olursa olsun onları destekleriz. Girsin yerel yönetimde de insanlarımız olsun, işte milletvekili olacaksa da biz onları destekleriz diye. Öyle bir yönetim şeklimiz var. Dolayısıyla da Ticaret Sanayi Odası'nda bugüne kadar aldığımız hiç ben oylama yapmadım. Oy çokluğuyla hiçbir kararı almadım. Tüm kararlarımız 7. yılımıza girdik. Hep oy birliğiyle aldığımız kararlardır. Böyle olunca da herkes aldığın kararların arkasında duruyor. Ben en son konuşurum, yönetimimi konuştururum, düşüncelerimi alırım, meclisi konuşurum. Meclis belli bir olgunluğa ulaştıysa o konuda onu öyle çıkartırım. Hiçbir itirazda olmadan bütün kararlarımız bugüne kadar oy birliğiyle çıktı. Çok bu konuda zaten yüzünüzdeki pozitiflik de bunu çok güzel anlatıyor. Yani şu ana kadar radikal ya da şiddetli hiçbir konu görmedim Evet. sizin uygulamalarınızda. Gayet güzel gidiyor. Burada yapılan çalışmaların sadece şey değil, şehir için çok şey yaptığınızı da görüyorum. Yani şehrin gelişimi, doğal olarak ticaret odasındasınız ama yine de şehrin tanıtımı, gelişimi, çevrenin gelişimi, ticari hayatın gelişimiyle ilgili ciddi katkılarınız olduğunu görüyorum. Burada küçük bir uygulamasını biz yaptık yani sizlerle Salli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bize tahsis ettiğiniz otobüslerle İzmir'deki Salihli olsun olmasın çeşitli insanları toplayıp Salihli Sart'a indirip orada dolaştırdınız, gezdirdiniz, tanıttınız. Çay kahve ısmarladınız. Sonra şehir içine bırakıp onların para harcamalarını teşvik edercesine ama restoranda ama mağazalarda çarşamba günlerini seçtiniz. Pazar yerinden alışveriş yapsınlar. Esnafın gelişimine fayda olsun diye. Yani ben en küçüğünü bahsediyorum. Buna benzer birçok uygulamanız var. Ta Kula'ya kadar çok ciddi girişimleriniz var. Burada bizim takıldığımız konulardan bir tanesi şu. Çok ciddi paralar harcanarak bazı şeyler yapılabiliyor. Geçmişten gelen ve Salihli'nin tanıtımı, Salihli'nin duyulması, hatta olduğu günlerde bütün ticaretin bambaşka bir hal aldığı bir Salihli Spor vardı. Salihli Spor o parlak dönemlerini düşündüğümüzde bir maç günü ciddi anlamda bir kalabalık ve iç turizm gelişiyordu diye düşünüyorum. Onun o kadar eriyip gitmesi, Salihlispor'un bu duruma gelmesinin sebepleri hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Cengiz'im şöyle, tabii bizim eski dönemlerde Salih'te toprak sanayimiz çok güçlüydü. 33 tane fabrikamız vardı. Hepsi de iyi paralar kazanılıyordu. Ve spora, Salih Spor'a, önce Sanayi Spor, daha sonra Salihli Spor olarak oluştu. İnanılmaz bir destek alıyordu. Ama yıllar geçtikçe, insanların işleri zayıfladıkça spora destek azaldı. Dolayısıyla yani spor büyük paralarla dönen bir şey. Bir dönem işte Salihli Belediye Spor'da da aynı şekilde belediye destek oldu etti ama bir yere kadar olabiliyorsun. Şirketleşmeden ancak şirketleşenler ayakta kalabiliyor ama küçük şehir takımlarının bu kıt bütçelerle ayakta kalabilmesi biraz zor diye görünüyorum. Bizim Salih'in tanıtımına dediniz işte biz Hayati Başkanım döneminde Görülmeye Değer Kent Salihli diye bir projemiz vardı.
bu projeyi nasıl yapabiliriz diye. Dediler ki işte biz gezecek insanları İzmir'den biz ayarlayalım, siz de otobüsleri ayarlayın. Ve biz ilkbahar ve sonbahar olmak üzere havalar çok sıcak olmadan soğuk olmadığı iki dönemde de her hafta sonu veya hafta içi iki otobüsle İzmir'den konuklarımızı sahilliğe davet ettik. Sağ olsun Hayati Başkanım çok destek verdi. O zamanki Genel Sekreterimiz İsmail Akarsu destek verdi. Ve otobüsler hep dolu dolu geldi. İşte biz Sart'ı tanıttık, şehrimizi tanıttık. Daha sonra Müdür Hanım evinde bunları ağırlayarak orada bir çay kahve içerek, biz de orada onları karşılayarak birlikte tarihi istasyonumuzda bir fotoğraf çektirip hep beraber çarşıda yürüyerek çarşıya kadar geldik. Orada insanlarımızı, gelen konuklarımızı özgür bırakarak herkes işte odun köftecilerde Salih'in tescilli ürünü odun köftemiz var. Orada onlar yemeklerini yediler, alışverişlerini yaptılar. Daha sonra garajın orada otobüslerini binerek kurşunlu kaplıcalarımıza gittiler. Şehre bu anlamda tanıtımına katkı vermeye ne kadar çok tanıtabilirsek diye. Biz onları Salih'in çok az bir yerini gösterdiğimizi, esas işte Salih'in tarihi, kültürel zenginlikleri var, işte Kız Köprüsü var, işte 26 bin yıllık ayak izleri olan sindelimiz var, Kula'da peribacalarımız var, jeopark alanımız var. Yani onlara merak uyandırdık Salih'in kısa bir yerini göstermekle. Daha sonra bu konukluk konuklarımız inşallah Salihli'yi gezmeye gelmişlerdir, geliyorlardır. Yine Salihli'nin tanıtımına çok büyük katkı verdiğine inandığımız, ilk gün kurulduğundan bu tarafa destek verdiğimiz Salihli Setbok Motosiklet Kulübü Derneği vardır. Rahmetli Başkanımız Ali İkbal Demirel döneminde başlattık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, Salihli'ye çok büyük katkıları oldu. Beşincisini yaptık. Biz o desteği verince bunlara cesaret geldi. O gün yani çok büyük paralar değil zannedersem ilk desteğimiz 5.000 lirayla başladı ama o onlara bir cesaret verdi. İlk yıl işte 1.500-2.000 kişi geldi, motoruyla kayıtlı bunlar. İkinci yıl 3.000, 4.000 derken son yılda Kurşunlu'da yapılan şeyde 20.000'in üzerinde insanın oraya katıldığını şahit olduk. Harika. Salih'in tanıtımına çok önemli katkı verdi. Artı tabii biz Salih Ticaret Sanayi Odası olarak sadece Salih'i temsil etmiyoruz. Kula ve Selen'de de bizim sorumluluk alanımızda olan yerler. Ve biz onları motosikletle bir günde Kula'ya, peribacalarını ve jeopark alanını gezmek için oralara gönderdik. Dolayısıyla bunlara da önemli katkılar verdik diye düşünüyorum. Evet. Şeyde biraz oynama oldu herhalde. Evet, soruyu şeyde geçtik. Bu Salih'e gönderilen otobüslerle başladık. Salih'in tanıtımıyla başladık. Biz de hala biliyorsunuz şimdiki yönetimde Hayati Ağabey'den gelen şeyi uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu çalışmayı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir uygulama. İnsanlar için de bir gezi olması anlamında, ücretsiz bir gezi olması da güzel bir şey. Devam edeceğiz ama işte sokağa çıkma yasağı, Covid-19 vesaire bu bahar dönemini engelledi, erteledik. Bir dahaki dönemi yapacağız. Evet, Şimdi yani ticaret odası yönetim süreçlerinde yine çok şey yapıyorsunuz. Özellikle yaptıklarınızın içinde bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Kadın girişimcilere bayağı bir destek veriyorsunuz. Onlarla ilgili çalışmalarınız var. Birazcık ondan bahsedebilir misiniz? anladım. Cengiz'im tabii bizim ortak bir projemizde şey vardı. Salihli'de bir gece düzenleyecektiniz. Mahalleye gece biz 33 şehidimiz var diye iptal etmiştik. İkincisi ne ertelediğimizde de koronavirüs çıkınca bu projemiz de iptal olmuş oldu. İnşallah güzel günlerde, iyi günlerde
yine birlikte bunu birlikte yaparız diye düşünüyoruz. Kadınlar Birliğimiz bizim için olmazsa olmamız, olmazımız, bizim sosyal yüzümüz, bizim tüm sosyal etkinliklerimizi, organizasyonunu Kadınlar Birliğimiz yapar. Kadın girişimcilerden oluşan yaklaşık Salihli'de yüzün üzerinde evde üretim yapan, aile bütçesine katkı veren, aile ekonomisine katkı veren kadınlarımız var. Bunlar bizim network'umuzda her zaman hazır. Bunlarla senede iki kez üretici pazarı yaparlar. Üretici pazarında inan geçen sene Manisa valisi de geldi. Laminaria dediğimiz eski belediye parkında yaptık. O park hınca hınç doldu. Valiyle aralarından zor geçtik. Yani destek olması anlamında vali bey de o gün öyle katılmıştı o etkinliğimize. Bayanlarımız senede iki kez kermes yaparlar. Bunların gelirleriyle 15 tane üniversite öğrencisini okutuyorlar. Şimdi 21'inde yine üretici kadınlarımıza, evde üretenlere bir üretici pazarı açılacaktı ama virüs nedeniyle bunu açamayınca artık yaratıcı olduk son zamanlarda. Şimdi Salih Ticaret Sanayi Odası Kadın Girişimciler sitesi kuruldu ve bu sitede alışveriş yapmaları, internet üzerinden alışveriş yapmalarını sağlanıyor. Bugün üçüncü günü, 1 Mayıs gününde bunu hayata geçirdiler. Türkiye'nin her yerinden siparişler aldıklarını, yaklaşık bugün aldığım, ben hocamdan aldığım bilgiye göre 600-700 kişinin siteye uğradığını, Güzel. ben işte bizi dinleyen İzmir'deki hemşehrilerimize, Türkiye'nin her tarafından bizi dinleyenlere derim ki kadınlarımıza, kadın girişimcilerimize destek olun. Anneler Günü önümüzdeki hafta, işte tüm annelerimizin de anneler gününü kutlarım. Anne Şeyler hediye var. Ne tür şeyler satılıyor? Ne tür ürünler satılıyor? kataloğumuz var. Kataloğu girerseniz bugün dördüncüsü yayınlandı. Takılardan tutun çantaydı. Yani yemek türü şeyler sarmasından böreğine kadar aklınıza ne gelirse o sitede satıyorlar. Tabii bizim bu kadınlarımız çok faal. Her türlü işte etkinliği yapıyorlar, konuşmacı getiriyorlar. Bu etrafta da çok büyük ses getiriyor. En son işte yine Armağan Portakal'ın bir ahbabı Sevilay Hanım'ın bu çalışmaları duyarak odamıza bir kamyonet dolusu boncuk hediye etti, armı bağışladı. Ve biz bunu kadınlarımız odamızda, biz Salih'in Kız Meslek Lisesi'nde de takı tasarım bölümü var. Her sene işte ticaret lisesinden oradan öğrenciler stajyer alıyoruz. Bu sefer de dedik şey de alalım, takı tasarımdan da alalım. Bir kızımız şimdi bizim eşlerimize orada işte kolye yapmayı, küpe yapmayı, boncuk yapmayı, anahtarlık yapmayı öğretti. Ve orada inanılmaz bir şekilde bunları üretiyorlar. İşte kermeslerde, üretici pazarlarında satarak da bu 15 kız öğrenciye ödedikleri ay paraları oradan çıkartmış oluyorlar. Ben burada başkanları, Benay Hocam olmak üzere tüm yönetimlerini kutluyorum, yürekten kutluyorum. Bize göre odayı çok daha iyi kullanıyorlar, çok daha fazla kullanıyorlar. Bizler sonunda iş insanlarıyız. Biz işimizden zaman ayırarak oraya gidiyoruz. Çünkü hiçbirimiz oradan ücret almıyoruz, huzur hakkı almıyoruz. Öncelikle arkadaşlarıma da söylediğim, kendi işinizde başarılı olacaksınız. İnsanlar sizi zaten buralara layık göreceği için sizleri buralara önerecektir diye. Kadınlarımız tabii daha bu konuda rahat, iş insanı olmayanlar özellikle zaman ayırabiliyor. Onları işte ben hocam gruplara ayırarak, işte üretici grubu, işte sosyal etkinlik grubu diye ayıraraktan da bugüne kadar çok güzel götürdüler. En son projeleri de inanılmaz tuttu. Ben kendilerini kutluyorum, kadınlarımızı da. Tebrik ediyorum, kutluyorum ve takip ediyorum. Gerçekten çok güzel işler ve yapıyorlar.
Evet. Şimdi bir başka konuda az önce bahsettiğiniz Tokat Sanayi'nin kötüye gidişiyle birçok fabrikanın kapanması gibi Aha. durumlarla karşılaştığımız. Dolayısıyla iş sahaları azaldı. Ciddi insan işsiz kalmak durumunda kaldı. Fakat arkadan da bu süreçler içinde bu değişim tabii uzun bir süreç aldı. Sahilde organize sanayi bölgesi. Bunun Evet. kuruluşu ve orada fabrikaların çoğalması. Bunun başlangıcı ve bugünkü pozisyonu hakkında birazcık bilgi alalım. Cengiz'im ben tabii belediye meclis üyeliği dönemden dolayı da hatta şeyde Ticaret Sanayi Odası'nda da orada müteşebbis heyete seçilmiştim. Yaklaşık 2000 yılından bu tarafa 20 yıldır organize sanayinin içerisindeyim. İşte 10 sene Mustafa Uğur Okay başkanımızla çalıştık. Şimdi 6 yıldır da Zeki Kayda başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Oradaki ortaklık yapısı şöyledir. %50 Sarihli Belediyesi'nin ortak olduğu, %25 Ticaret Sanayi Odası ortaklığı vardır. %25 de İl özel idare dediğimiz valiliğin vardır. Böyle bir oluşumdan teşekkül eder. 2000'li yıllarda kıt kanatlarla elektrik yoktu, su yoktu. Oradaki ben ilk fabrikayı kuran arkadaşlarımızın jeneratörle fabrika inşaatını götürdüğünü, işte su tanklarıyla yaptığını götürerek inşaatı yaptılar. Ama sağ olsun 17 yıllık bizim Organize Sanayi Müdürlüğümüz yapan Cevdet Eren olsun, bugüne kadar yönetimde görev alan başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri, müteşebbisiyeler çok iyi çalıştılar. 13-14 yılda biz birinci kısmı %100 doluluğa ulaştırdık. Yani bu Türkiye'nin başka bir yerinde çok rastlanmayan bir şey. Çünkü işini kurmayan, arsa alıp da spekülasyon amaçlı alan bizde üyemiz olmadı. Yapmazsa da 1,5-2 yıl sonra da biz arsa tahsisini üyenin iptal ediyorduk. Birinci OSB'yi %100 doluluğa ulaştırmadan ikinci OSB çalışmalarımız başladı ve ikinci OSB'de de şu anda %75 arsa tahsislerini yaptık. Artık ortamın iyileşmesini bekliyorlar. Yatırımcılarımızdan 3-4 tanesi şeyi yaptı, temellerini attı ikinci kısımda da. Orada da üretim kısa zamanda başlayacak. Altyapısını bitirdik. Hizmet binamız işte bu Temmuz'da bitecekti. Herhalde Ağustos, Eylül gibi sarkarak orada biter. Bizim sahil organize sanayimizin arıtma tesisi vardır. İşte 4000'di. Bunu da bir projeyle kazanmıştık. İlk arıtmayı, ikinci arıtmayla beraber işte 8000 metreküplük bir arıtmamız var ve çalışıyor. Geldiğimiz günden bu tarafa Salihli'ye, organize sanayiye doğalgazın gelmesiyle ilgili çalışmalarımız vardı. O zaman işte nüfusu 10 bini geçen ilçelerde işte bankaya para yatırmamız gerekiyordu falan belli bir orana ulaşması için, ama bunda hiçbir ilçe başarılı olamadı. Daha sonra 2017'de zannedersem 2016 ve 2020'de Bakanlar Kurulu'nda Türkiye'de organize sanayide doğalgaz olmayan 27 tane organize sanayimizde yoktu. Bunların çıkartıl buralara doğalgazın götürülmesiyle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı geçti. Arkasından 4 ay sonra da şehirlerin ısınmasını da geçince şimdi tabii doğalgazımız bizim Akhisar'dan Salihli'ye geldi. Şehir ısınmasında bu sene halkımız doğalgazı kullanmaya başladı. Organize sanayimizde de bu yıl sonuna kadar firmalarımız doğalgazı kullanacaklar. Tabii bizim organize sanayi olunca ihracatımız da Salihli'nin ihracatı da bir anda arttı. Biz son geçtiğimiz yılda yaklaşık 260 milyon dolar ihracata ulaştık. 25 milyon dolar civarında da
ithalatımız gerçekleşmekte. Bunun için de Salihliye Gümrük Müdürlüğü kurulması konusunda çok uğraşlar verdik. Bakanlarımız sık sık değişti, hepsinden söz aldık. Ama en son Manisalı Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanım işte Manisa'da gibi toplantıda bunun sözünü vermişti. Ve geldi hakikaten daire başkanları işte arsayı organize sanayide inceledik. Ama malum devlette paranın çok yeterli olmaması dolayısıyla da bizim bunu yapma şansımız yok. Bunu yaparsanız ancak işte binayı yaparsanız 5 dönüm bir arazide yaklaşık 15 milyonluk bir yatırımla bina yapmamız, işte teferruatını yapmamız, personeli taşımamız bizden istenince bu güç ne bizde vardı, ne işte Organize Sanayi Müdürlüğü'nde var, ne de Salih Belediyesi'nde var. Ama biz işin peşini bırakmıyoruz. Salihli Bakanımızdan, yani biz hep devasa devasa şeyler isteriz. Kocaman kocaman binalarımız olsun isteriz. Ama böyle olunca da kurulamıyor işte. Hiçbirimizin bütçesi buna yetmiyor. Biz sadece Gümrük Müdürlüğü yetkisini alalım. Çok az 3-5 personelle buna başlayalım. Daha sonra gerçekten ihtiyaçsa, yetmiyorsa da bunu hep birlikte Büyütelim. yatırımlarımızla beraber büyütelim diye işin peşini bırakmayacağız. Ruslar Hanım'ın devam ettiği sürece de bunu almaya çalışacağız. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum bize. Ve takip ediyor işte Yeşil Kavak Sulama Göleti'ni istedik. Oraya işte seçimlerde de söz verildi. İşte Tarım Bakanımız hayırlı olsun diyerek Yeşil Kavak Sulama Göleti'ne de söz verildi. Ayrıca Demirköprü Barajı'ndan hala vahşi sulama, bizim Yedizova'mız vahşi sulama yöntemleriyle sulanıyor. Ona çok hayret etti, hala vahşi sulamayla nasıl olur diye. Bunun da kapalı devre sulaması ile ilgili de en azından sorunluğumuzu Ankara'ya iletmiş olduk. Bu kapalı devre sulama sistemine de geçerse de tüm üreticilerimiz suyu daha rentabel kullanabilecekler diye düşünüyorum. Bir Evet, sonraki soruya geçmeden önce yakın tanıyoruz Avukat Uğur Ulu Ocak'la. evet. Sitenin ismini soruyor. Az önce bahsettiğiniz kadın girişimciden kullandığı. Salih Ticaret Sanayi Odası Kadın Girişimciler. Açık 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 mı? Böyle mi Evet. yazılıyor? Salih Sitenin derneği. adı. Bizim Instagram'larımızda kadınlarımız sağ olsunlar her gün paylaşıyorlar. Orada da görebilirler. Ve Tamam. paylaştıklarında da her gün yeni kataloğu devreye sokuyorlar. Dördüncü katalog şu an şey devreye girdi. Oradan yapabilirler. Organize sanayi bizim için çok önemli. Biz tarım Bir şey şehri. soracağım o konuyla ilgili. O konuyla ilgili bir şey soracağım. İzmir'de bir iş adamı veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir iş adamı. Neden Salihli organize sanayiye gelsin de iş yeri açsın? Evet, güzel bir soru. İzmir kalkınmakta öncelikli şey olarak birinci derecede, Manisa üçüncü bölge olarak telakki edilmekte. Dolayısıyla İzmir'de fabrika kuran bir yatırımcının devletten alacağı SGK kaydı, teşvikti, şey birse Salil'de bu üçe çıkıyor. Bu anlamda artı işçi çalışan bulma konusunda Salil'de İzmir'e göre daha uygun koşullarda personel bulabilir diye düşünüyoruz. Artı İzmir'de işte arsanın değeri 1000 liraysa bizde şu an 115 lira, böyle bir şey var. Artık uzak değiliz. Limana 105 kilometre, işte havaalanına 125 kilometre uzaklıktayız. Eğer gümrük müdürlüğüne de sahilde oluşturabilirsek şeycilerimiz, fabrikalarımız bu ürünlerini İzmir gümrüklerine götürmek zorunda kalmayacaklar. Yine organize sanayi ile ilgili biz Yeşil Kavak istasyonu var biliyorsunuz. Yeşil Kavak'tan organize sanayiye bir demiryol hattının çekilmesi ısrarla taleplerimiz arasındaydı. Çünkü Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Manisa'da kurduğu BALO projesi büyük Ortadoğu'ya Avrupa'ya yük taşıyan trenimiz Manisa'dan kalkıyor.
ve diğer taşıma araçlarına göre 2-3 gün daha erken Avrupa'ya mal götürme şansı var. Artı %30 daha ucuza maliyeti olarak götürebiliyordu. Bu da bizim Yeşilkavak'tan organizeye bir hat çekilmesi konusunda talebimiz devam ediyor. Organize sanayi sahil için niye önemlidir? Salihli bir tarım şehridir. Gelirinin %60'ı tarımdandır. Dolayısıyla tarım ürünlerinin korunması anlamında, üretimin korunması anlamında, üretimin çeşitlenmesi anlamında, artı fabrikalarımızın çiftçilerle sözleşmeli tarım yaparak üretimi yapması, işte bir sene patates çok olur, ucuz olur, bir sene olmaz, pahalı olur. Böyle sözleşmeli tarım olunca da ne üreticinin elinde mal kalır, ne fabrika yüksek fiyatı alır. Onlar da önünü görür. İhracatımızın artmasında tabii sadece organize sanayi değil, üzüm işletmelerimizle birlikte biz bu 260 milyon dolar ihracata ulaştık. Organize sanayi işte bugün yaklaşık 4.000 çalışanımız var. En kısa zamanda herhalde bir yıl içerisinde yeni ikinci kısımdakiler ve birinci kısımda kapalı olanlar, inşaatı devam edenlerle birlikte bu sayıların çok yukarılara çıkacağını tahmin ediyoruz. Salihli'deki istihdam sorununu da çözecek diye düşünüyoruz. Daha çok ne tür ürünler üreten fabrikalar var? Ve yani tarıma yönelik orada üretilen ürünlere yönelik mi yoksa farklı sektörler, farklı alanlarda çok mu? Bizim daha çok %70'imiz gıda ağırlıklı ürün üreten fabrikalarımız var. Yanılmıyorsam bir de kedi köpek maması üreten fabrikalar da var, değil mi? Maalesef şöyle, Türkiye'de 5 tane kedi köpek maması yapan fabrika var. Bunun 3 tanesi Salihli'de. Çok da iyi kazanıyorlar herhalde ki ikinci kısmında en az 5 tane 5-6 tane talep geldi ama ikinci kısımda biz artık kedi köpek maması üretecek firmalarımıza yer vermiyoruz. İster istemez koku yaratıyor. O da gıda ağırlıklı olan üyelerimizi rahatsız ediyor. Onun için de ikinci kısımda onlara yer vermiyoruz. Kedi köpek maması Evet. Şimdi İbrahim abi, Salih'in tanıtımı, gelişimi, ticari hayatının gelişimi ile ilgili bayağı bir sohbet ettik. evet. Şöyle arkadaşlarımızla özellikle sizinle konuşurken gündeme getirmek istediğimiz ve çok önemsediğimiz, büyük bir heyecanla önemsenen bir konu var. Salih'de uzun yıllar Türkiye'de belki hiçbir yerde olmayan çiğir ikindileri vardı. Evet. Çiğir ikindileri 50 aşkın bir çiğir ikindisi yapıldı. Bundan da Salihli'ye gelmeyen neredeyse ünlü şair, yazar, yani Aziz Nesin'den Melih Cevdet'e kadar birçok insanın geldiği bir organizasyondu ve çok popülaritesi yüksek bir organizasyondu. Evet. Bu kalktı. Yani biz bunu hem kalkış sebebini hem de tekrar hayata geçmesiyle ilgili bir şey yapabilir miyiz? Onu soracağım. Devam ediyorum. 5 Mayıs yanılmıyorsam yine bu şiir ikindilerinin yaratıcısı olan sevgili Duayen Başkanımız Zafer Kesimler'in ölüm yıldönümü. Onunla ilgili de o gece duyurmuş da olayım. Bir anma gecesi düzenlemek istiyoruz. Özellikle sokağa çıkamadığımız için internet ortamında benzeri şekillerde çeşitli konuklar alarak sizin bu konudaki düşünceleriniz, desteğiniz nasıl olur? Şehir ikindilerinin devamını biz sağlamanın yolları var mıdır? Kendimiz yönetim olarak, tüm yönetim olarak büyük bir istekle destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Teşekkür. Özellikle de son 15-20 dakikayı bu konuya ayırmak istedik. Çok önemsediğimiz bir konu olduğu için. Teşekkür ederim sevgili Cengiz. Yeri gelmişken rahmetli başkanımız Zafer Keskinler'i rahmetle, minnetle, şükranla anlıyorum. Ruhu şad olsun. Tabii Zafer başkanımızla biz ilk organize sanayinin kurulması da o dönemde onun imzasıyla başladı. Alüvyent
Ticaret Odası'nda Ali Bülent Başkanımız vardı. Tabii Zafer Başkanımızın engin bir kültürü ve dünya görüşü vardı. Dolayısıyla da Salihli'de şiir ikindilerini başlattı. O dönemde Şadan Gökovalı editörümüzle birlikte uzun yıllar onunla götürdü. Yaklaşık 15 yıl Zafer Keskiner Başkanımızın şeyinde sponsorluğunda, belediyenin sponsorluğunda Salihli'ye Türkiye'nin tüm ünlü şairleri geldi. Yurt dışından bile şairler geldi. Bunlar Salihli'nin tanıtımına çok büyük katkılar verdiler. Daha sonra Mustafa Urokay başkanımızla da iki dönem, yani 10 yılda onunla bu şiir ikindilerine aynı desteği vererek daha sonra editörümüz Tuğrul Keskin oldu. Tuğrul Keskin'le beraber 52.'sine ulaştığımız şiir ikindilerini Salihli'de yapabildik. Tabii bu bize her an anlamda yurt dışında bile bir tanıtımdı. Çünkü dünyada Balkanlardaki Sutrukka şehrinde en uzun şiir söyleşilerinin yapıldığı söyleniyordu. Ondan sonra da Türkiye'de Salihli'de şiir ikindilerinin yapıldığı, bizim de ikinci sırada olduğumuz söylenir. Bu bizim için çok önemliydi. Gurur duyuyorduk her gittiğimiz yerde. İşte zaman zaman Ankara'ya falan gittiğimizde orada işte Salihli olduğumuzu duyan, oradaki çalışan yöneticilerden gelip ya Salih'ten gelmişsiniz, işte ben Salihli'ye geldim şu şairlerin olduğu dönemde o etkinliğe katıldım. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz diye bize bir şeyler ikram eden çay kahve. Tabii bunlar bir Salihli olarak bizlere orada inanılmaz haz veriyor. Tabii şimdi biraz kesildi şiir söyleşileri, şiir ikindileri Neden yapılamıyor. kalktı? Bilemiyorum. Neden bitti? Tabii bunun yerel yönetimin desteklemesi gerekiyor. Çünkü bütçesi çok fazla olmasa da işte konaklamasıyla, salonuyla, işte şairlerin gelişiyle, gidişiyle bunların bir bütçesi var. Buna bir bütçe ayrılması gerekiyor. Ama yine şu 7-8 aydır Salihli'de böyle bir oluşum olmaya başladı. İşte Habip Bektaş, Salihli, Almanya'da yaşayan yazarımız, şairimiz Habip Bektaş, Yusuf Çağlar ve Ankaralı bir iş adamımızın fabrika sahibi üç kişinin oluşumuyla ikindiden sonra şiir diye bir şey başlattılar. Ve bu daha önce işte bir restoranımızda yapılıyordu ama şimdi bize dediler ki salonunuzda yapabilir misiniz, yapabilir miyiz diye. Biz de salonumuzda yapmalarını sağlık verdik ve son yapılan ikindiden sonra şiir etkinliği de çok yoğun bir katılımla gerçekleşti. İnşallah bu koronalı günlerden sonra bu arkadaşlarımız heyecanlı devam ettirmek istiyorlar. Bizler de Salihli'deki kültürel etkinliğe, şiir ikindileri etkinliğine yani maddi bir destek istemiyorlar. Salon veriyoruz. Onun haricinde bir şeyimiz yok Cengiz'im. Tabii bunu yaparken de Salihli Ziraat Odası, Salihli Ticaret Borsası bunların da desteğini aldılar. Salihli'deki tüm kurumlarla birlikte bu desteği verdik ve arkadaşlar da heyecanla götürüyorlar. Evet. Daha az mı duyuldu? Ben bu konuyu biraz daha uzak kalmışım galiba. Biraz az duyulmuş olabilir çünkü Ne zamandı? Kaç kez yapıldı? üç kez yapıldı. Üç Üç kez yapıldı. restoranda olduğu için hatta ikinci söyleşiye Tuğrul Keskin gelmişti. Tabii dışarıda, şehir dışında bir restoranda olunca katılım daha az oldu. Ticaret Sanayi Odası salonunda olunca şehir içerisinde katılım daha fazla oldu. Bundan sonra da sizlere de bilgi ben dernek üyelerine söylerim. Söyleriz, size de ulaşırlar diye düşünüyorum. Ayrıca bu organizasyonun sürmesi ve gelişmesi için de arkadaşlarım çok destek verme çabası içindeler. Yani herkes bize ne düşüyorsa, hatta yapılmıyorsa biz kendimiz yapmaya devam edelim
Tabii ki maddi boyutları kaldırılabilecek bir konu değil onlar ama sizler olmadan olması çok mümkün değil. Biz yani hazır böyle bir organizasyon yapılmışken hazır böyle bir yani şehrin başkenti diyor Naciye. Doğru da söylüyor. Çok ciddi şehirle ilgili söylenecek çok konu var sadece ile ilgili. Tanıtımla ilgili işte bahsettiğimiz bir sürü harcama yapılarak yapılan tanıtımları bu daha burada da maliyet var, burada da para var ama hazır gelişmiş bir konuydu. Sürdürülmesi için çaba sarf etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bu süreçlerde yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler var mı? Özellikle ticaret odasında ve şu anda tabii ki şehrin önemli sözcülerinden birisiniz. Yani bulunduğunuz konum itibariyle. Var mı büyük projeler, önemli projeler? Cengiz'im tabii bu her kriz insanlara bir takım şeyler yaratıyor. Bizler de bu dönemde ilk işte tabii ben de 65 yaş olunca benim de sokağa işte çıkma yasağımızdan dolayı evde ben iş dünyamıza nasıl destek verebilirim diye telefonlarla başlamıştım iş insanlarını aramaya, üyelerimizi aramaya. Onların sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyorduk. Ama sağ olsun basın danışmanımız aynı zamanda ekonomi muhabiri olan Şirin Yörük Hanım dedi ki bunu belli bir şeye oturtalım. Ben 30 tane sektör belirledik. Bu 30 sektörümüzde 11 soruluk bir anket oluşturdu. İşte iş yeriniz açık mı, kapalı mı? İşte ne kadar etkilendiniz? KGF kredisinden bilginiz var mı? Aldınız mı? Şartları nedir? İşte işe devam desteği kullanıyor musunuz? İşte ne zaman biter gibi bu 11 soruluk bir anket. Ve 30 sektörümüzden başladılar. İlk yumurtacılarımızla başladılar. Yumurta üreticilerimizle. Onlar da şu an sıkıntıdalar. Çünkü Irak, İran, Suriye kapısı kapalı. Bizler üretimimizin %30'unu ihracat yapıyoruz çünkü yumurtada. Ayakkabı tuhafiyecilere başladılar. Bu mesela iş yeri, dükkan çalıştırıp da internet satışı yapanların şu dönemde %70 internet satışının arttığı da bize gelen duyumlar. Otellerimizle yaptılar. Otellerimiz çok iç açıcı durumda değil. İki tane şehir içi otelimiz kapalı. Diğerleri de işte günü 5-6 kişilik müşteri grubuyla götürüyorlar. Sigortacılarımız da yaptılar. Onlar işte %20-30 düşmeye başladığını ve biz buradan aldığımız anket sonuçlarıyla bir rapor hazırlıyor Şirin Hanım ve biz bunu TOBA bildiriyoruz. TOBA'da da Rıfat Bey'le de telekonferansta işverenlerimizin sorunlarını sürekli aktarıyoruz ve sağ olsun Rıfat Başkan bunu bakanlarla gündeme getirip sürekli yani bugüne kadar işe devam desteği, işte KGF kredileri, nefes kredileri hep çıktıysa bu uzun çalışmalar neticesinde bizlerden giden bilgiler sayesinde orada da çıkıyor. Yoksa bakan durup dururken ben işe devam desteği vereyim, ben KGF vereyim demiyor. Yani sayfalarca dolabilecek her sektörün farklı sorunu var çünkü bunları Ankara'ya bildiriyoruz. Ve orada da çözüm bulabiliyoruz. Bu süreçte yapılan sektör incelemeleriydi. Biz daha önce 7 yılda 27 tane sektörü 3'er aylık dönemlerde inceleyerek her sektörde en az 70-80 üyemizle görüşerek anketlerimiz sonucunda bir raporla çıkıyor. Onları odaya davet ediyoruz. Odada da işte şeyleriniz bunlar mı, sorunlarınız bunlar, çözüm önerileriniz şunlar. Ve biz o gün çözüm ortaklarını da işte İşkur, SGK, vergi dairesi, belediye bunları da davet ediyoruz. Bir kısım şeyleri orada çözmeye çalışıyoruz. Birlikte olan toplantıda. Ve bu 27 sektörde de önümüze çıkan en büyük sorun kalifiye eleman sorunu. Türkiye'de 4,5 milyon işsizimiz var. Genç işsiz oranı işte %27, %28'lerde. Ama iş dünyasının da inanılmaz bir şekilde Eleman kalifiye tutuyor. ihtiyacı var. Demek ki Türkiye'de eğitim sisteminin sorgulanması gerekiyor. Bizler Ankara'ya Ekonomi Şurası'na, Sanayi Şurası'na gittiğimizde her dönemde meslek liselerine önem verilmesini istiyorduk. Salihli'de bugüne kadar birçok bölüm kapanmış, biraz ilgisiz kalınmış.
İşte bizler 3-4 yıldır Salil'de işte Endüstri Meslek Lisesi'ne 3 bölümün daha açılmasını sağladık. Motor teknolojileri bölümü, doğalgaz iklimlendirme, işte mobilya dekorasyon gibi, işte ticaret lisemizde konaklama ve ağırlama bölümü, bir okulumuzda da yine gıda teknikerliği bölümü açılmasını sağladık. Ve bunları da ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tabii bizim için bir de sevindirici bir şeyimiz var. TOBB'un, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatmış olduğu 81 ilde 81 Endüstri Meslek Lisesi'nin yönetimini Ticaret Sanayi Odalarına ve borsalara devretti. İlçe bazında müracaat eden Ender ilçelerdeniz. Burada Fatih Uysal, Normu'da teşekkür ederiz. O bizi çok bu konuda uyardı diyelim. Ve biz 82. olarak Türkiye'de Endüstri Meslek Saliyeli İMKB Endüstri Meslek Lisesi'nin proje yürütme kurulunun okul bir proje okulu oldu. Artık bundan sonra yönetimi Ticaret Sanayi Odası'ndan iki arkadaşımız, ben ve Günay Tokbey arkadaşımız, Borsa Başkanımız Yetiş Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü'yle okulun tüm öğretmen kadrosundan müdür yardımcısına kadar seçme hakkı, görevlendirme hakkı bizde. Bizler işte geçtiğimiz hafta bu yeni oluşum içerisinde yeni kadromuzu da oluşturduk, bakanlığa gönderdik. İnşallah bu onaylanır gelir. Endüstri Meslek Lisesi artık bir proje okulu. Önceden Salihli Endüstri Meslek Lisesi'ne hiçbir okulu kazanamayan çocuklarımız geliyordu. Dolayısıyla da vasat bir eğitim oluyordu. İnsanlarda enerji, heyecan, şevk kalmamıştı. Bizim gelmemizde şimdi biz bu sene oraya sınavla öğrenci alacağız. Ve o atölyelerin yapılmasında atölyelerinin yapılması için her türlü katkıyı oda olarak, iş adamları olarak, işte sağ olsun Fatih Beyler, biz destek oluruz, işte dokuma sektörü var, bizler destek oluruz diyor. Ben iş dünyamızın talepleri doğrultusunda orada kaliteli öğrenciler yetiştireceğimize inanıyorum. O çocukların hiçbiri boşta kalmayacak. Biliyoruz tabii, herkes üniversite mezunu olmaya çalışıyor. Olsun. Endüstri Meslek Lisesi'nde kaliteli bir eğitim alsın, bitirsin. Ondan sonra da yükseğine gitsin, mühendis olsun. Ama gitmeyen de boşta kalmadan işini anında bulabilsin. Her gün bize iş müracaatlarıyla gelen onlarca insan var. Ama ne tecrübe var, ne deneyim var. Olmadığı için de şey yapamıyoruz. Bu ben Türkiye'nin 82. okulu olarak Salihli Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'na geçmesini de gururla söylemiş olayım. İbrahim abi, Fatih Uysallar, Nedim Uysallar tek başına kendi çaplarında dahi burada İzmir'deki fabrikalarında meslek okulu açmışlar. Birçok kalifiye eleman yetiştiriyorlar. Gayet de güzel, başarılı oldular. Oraya da katkıları olduğunu görüyorum şimdi. Son bir dakikamız var, aşağı yukarı her an kesilebilir. Öncelikle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yani Salihli ile ilgili yaptığınız çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz, çok beğeniyoruz. İşte Salihliler Derneği ile ilgili de işbirliklerimiz artarak devam edeceğini düşünüyorum. Anlattığınız projeyi birazcık daha geliştirip kulaya kadar insanları göndermek veya başka da projeler üretip onlarla ilgili belki de festivaller yapıp çeşitli ürünlerle ilgili festivaller yapmak yine tanıtımı arttıracağını düşünüyorum. Salihliler Derneği'nin her türlü organizasyonunda bulunuyorsunuz, destek oluyorsunuz. Bizler de sizler için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizim amacımız bu Covid-19 günlerinde Salihli'nin çok değerli insanlarını bu ekranlara çıkarıp hem tanıtmak hem onlarla ilgili bilgi edinmek, bilgi vermek, başarılarını kutlamak, onlarla gurur duymak için yapıyoruz bu programları. O sebeple bugünkü görüşmemizin sonuna geldik. Son 10 saniye.
Çok Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür sağ ederim. olasınız. Başka bir görüşmede devam ederiz inşallah. Yani bunu yaptığınız için ben çok teşekkür ediyorum.